Parçada ayraçlarla boş bırakılan yerlere aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangileri sırasıyla getirilmelidir? İşlerin yoğunluğundan oldukça bunalan genç, amcasının yanına biraz kafa dinlemeye gitti. Şimdi, işlerin yoğunluğundan oldukça bunalan genç ifadesi cümlenin öznesidir. Biz özneden sonra virgül kullanırız, bu bir. Ayrıca burada virgülün kullanılma amaçlarından biri de genç amca gibi ikinci bir anlamın ortaya çıkmasını engellemektir. Yani anlam karışıklığını gidermektir. Dolayısıyla burada virgülün kullanılması doğru. Amcasının yanına biraz kafa dinlemeye gitti. Şimdi amcasının yanına ifadesi dolaylı tünleç, biraz kafa dinlemeye ifadesi zarf tünleci. Fakat bunlar aynı cümlenin ögeleri. Dolayısıyla bunların arasında gelebilecek tek noktalama işareti virgüldür. Burada başka bir noktalama işaretinin kullanılmasını gerektiren herhangi bir durum yoktur. Dolayısıyla buraya da virgül dedik. Kapıyı birkaç kez çalmasına rağmen açan olmadı. Amcasının bahçe kapısından çıkarken komşulardan biri gence doğru yöneldi. Şimdi arkadaşlar, burada bir uzun çizgi var, yani konuşma çizgisi. Konuşma çizgisinden önceki ifadenin sonuna, yani yöneldi ifadesinin sonuna iki nokta ya da virgül getirilebilir. İki noktayı hepimiz biliyoruz, ancak buraya virgül de getirilebilir. İkisinin de görevi aynıdır. Burada bir farklılık yok. Dolayısıyla bunu da belirlemiş olduk. Amcan çocuklarıyla çarşıya çıktı. Burası yüklem. Ayrıca burada gördüğünüz gibi çocuk ifadesi küçük harfle başladı. Buraya gelebilecek noktalama işareti virgüldür. Nedeni şu: çıktı yüklem kim? Amcan, amcan özne. Özneden sonra virgül kullanırız. Şimdi buraya küçük harfle devam ediyor. Onlara ayakkabı virgül, kıyafet almadan dönmez. Burada yüklem. Arkadaşlar, burada bir bilgi verelim. Şimdi cümle büyük harfle başlar, yüklem, sonra küçük harfle devam etsin, bir daha yüklem. Yani birden çok yüklem birbirine küçük harfle bağlandı. Bu arada da, yani birinci yüklemden sonra da virgül veya noktalı virgül işaretlerinden biri var ise biz bu cümleye sıralı cümle deriz arkadaşlar. Sıralı cümle. Sıralı cümlelerin arasında ya virgül kullanılır ya da noktalı virgül. Şimdi ilk kullanım hakkı virgülündür, ancak bu bazen noktalı virgüle dönüşür. Nedenini söyleyelim. Arkadaşlar, bir yüklem burada var, bir yüklem burada var. Dolayısıyla bir cümle burada var, bir cümle burada var. Çünkü yüklem cümle demek. Bu cümlelerden herhangi birinin ögeleri arasında virgül var ise, birinde olması yeterli, ikisinde de olabilir. Herhangi birinin arasında, yani ögeleri arasında virgül var ise artık birinci yüklemden sonra kesinlikle ve kesinlikle ne kullanılır? Noktalı virgül. Şimdi çıktı yüklem, dönmez yüklem. İki yüklem birbirine küçük harfle bağlandı. Bu sıralı cümle. Birinci yüklemin olduğu kısımda da virgül var, yani birinci cümlede. İkinci cümlede de virgül var. Dolayısıyla şu boşluğa, yani araya gelebilecek tek noktalama işareti noktalı virgüldür. İstersen onu beklerken benim bahçemde çay içebiliriz dedi. Buraya küçük harfle başladı. Buraya gelebilecek noktalama işareti sadece virgüldür. Nedenini söyleyelim. İstersen onu beklerken benim bahçemde çay içebiliriz ifadesi alıntı cümledir ve tırnak içinde değildir. Yani bir başkasının cümlesidir ve tırnak içinde değildir. Tırnak içine alınmamış alıntı cümlelerinin sonuna virgül konur. Buraya da virgül koyduk. Dolayısıyla bizim seçeneğimiz B seçeneği oldu arkadaşlar.